dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Şubat Cuma. Merhaba. RKI huzur evleri ile ilgili başarı raporunu açıkladı. Orada yaşayanların neredeyse yarısı tamamen aşılanmış durumda. Ülke çapında bir gün içinde 9860 yeni enfeksiyon ve 556 ölüm vakası kaydedildi. İnzidens yani görülme sıklığı 62.2'ye düştü. Şu ana kadar ülke çapında yaklaşık 800 bin huzur evi sakininin neredeyse yarısına koronavirüse karşı ikinci aşı yapıldı. Robert Cohen'sü verilerine göre aşının başlamasından yaklaşık 6 hafta sonra huzur evlerinde kalan 380 binden fazla yaşlı vatandaş tamamen aşılandı. Bu şimdiye kadar tüm aşı dozlarının dörtte birinden fazlasının huzurevi sakinleri için kullanıldığı anlamına geliyor. Mevcut aşıların neredeyse yarısı doktor ve hemşire gibi meslek gruplarında çalışanlara verildi. Almanya'da yeni enfeksiyon sayılarındaki düşüş de devam ediyor. RKI son 24 saat içinde 9860 yeni korona vakası ve 556 da ölüm vakası yaşandığını açıkladı. Pandeminin başladığı günden bu yana Almanya'da virüs bulaşan insan sayısı 2.320.093'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 64.191'e yükseldi. Incidence yani görülme sıklığı ise 62.2'ye düştü. 19 Şubat 2020'de saatler gece 21.52'yi gösterdiğinde Hanau'da yaklaşık 10 dakika içinde sıkılan kurşunlar 9 göçmen kökenli genci aramızdan ayırdı. Ancak ırkçı katliam ve katliamlar sadece Hanau'da değil Almanya gündeminde yerini hala koruyor. Katliam gecesi bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları olayı bir mafya iç hesaplaşması, Nargile Bar mafyası olarak duyurdu. Tıpkı daha önce NSU cinayetlerinde katiller diyenlerin suçlu ilan edildiği gibi. İlerleyen saatlerde ırkçılığa karşı olan, insanların kardeşçe yaşamasını savunan sol gruplar ırkçı neonazi katilin internetteki manifestosunu ve YouTube'daki videosunu ortaya çıkardı. Böylece olayın ırkçı bir saldırı olduğu kesinleşti. 22 Şubat cumartesi günü yapılan iki farklı gösteride 16 bin insan ırkçılığı protesto etmek için sokağa çıktı. 22 Şubat gösterisini düzenleyen antifaşist kurumlar daha sonra 19 Şubat inisiyatifi adı altında bir araya gelmeye devam ediyorlar. İnisiyatif bir mekan kiraladı. Kiralanan mekanın ailelerin kendi deyimiyle katliamda çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelerin oturma odası haline geldiği açıklandı. Şu soruyu sormadan rahat edemeyeceğim. Bu yas tutma, bir araya gelme durumu ne zamana kadar sürecek? Yas tutma insanları ne zamana kadar bir arada tutabilecek? Kasel'de katledilen Halet Yozgat için 3500 insanın katıldığı bir insan zinciri oluşturulmuştu bugün gelinen noktada anma etkinliklerine 100 ila 150 insan katılıyor. Dondurucu havalar Hessen'i çok sevdi. Hafta sonuna doğru hava gerçekten de güzel ve güneşli olacak. Pazar günü güneş Hessen'in hemen hemen her yerinde parlayacak. Evet, grup oluşturmamıza izin verilmediğini ormanda aşırı kar altında kalan ağaçların devrilme, kar ağırlığı nedeniyle dalların kırılma tehlikesi altında olduğunu ve yolların kapalı olduğunu biliyoruz. Ama benim tavsiyem şu, dışarı çıkın. Yüzünüze yansıyacak güneş ışığı harika bir etki yapabilir. Esen'de yeni korona enfeksiyonlarının sayısı son 24 saat içinde 687 arttı. Böylece şu ana kadar bildirilen toplam enfeksiyon sayısı 179.467'ye çıktı. Covid-19 bağlantılı ölümlerin sayısı da 36 artışla 5.398'e yükseldi. İnsidans değerinin düşmeye devam ettiği Hessen'de 100 bin kişide 7 günlük korona hastası sayısı 62.7 olarak belirlendi. Ancak Lağan Dil Bölgesi 103.8 ile bir hafta içinde 100 bin kişi başına korona hastası sayısının en yüksek olduğu bölge olarak kaldı. Aylardır ilk kez incidence değeri 35 hedefinin altına indi. Kasel'de ise incidence değeri 31.2'ye düştü. Kaserler çevresinde 20 kişiye daha virüs bulaşmasıyla virüs bulaşan insan sayısı 9.952'ye, bir insanın daha ölmesiyle ölen sayısı da 293'e çıktı. Kasel ve çevresinde 21 yoğun bakımda olmak üzere 61 insan hastanelerde tedavi altında. Esen'deki nüfusun neredeyse dörtte üçü korona aşıları için yaşa bağlı önceliklendirme kapsamına girmiyor. Almanya İstatistik Dairesi'nin Cuma günü Wiesbaden'de yaptığı açıklamada, eyalette yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin 60 yaşın altında olduğu ve aşı yönetmeliğine göre yaşa bağlı aşı önceliğine tabi olmadıkları belirtildi. Bu da Hessen nüfusunun %72,7'sine tekabül ediyor. 2019'un sonunda Hessen'de nüfusun %6.4'ünü oluşturan 80 yaş ve üstü 404.039 insan en yüksek önceliğe sahip grup olarak belirlendi. 70 ila 80 yaşları arasındaki ikinci grupta 555.472 kişi, 60 ila 70 yaş arasındaki üçüncü grupta ise 757.173 kişi yer alıyor. Aşı kıtlığı yaşanmasına rağmen aşı Hessen'deki korona salgınıyla mücadelede önemli bir bileşen olmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Hessen'de 10 Şubat çarşamba gününe kadar 175.219 kişiye ilk ve 71.954 kişiye de ikinci aşıları yapıldı. Hessen Başbakanı Büfü'ye yaşlılar ve huzun evlerinde yaşayanlar arasında Aşılananların oranının yüzde 72'nin üzerinde olduğunu açıkladı. Almanya mutasyona uğramış koronavirüsün Çekya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde yayıldığının ortaya çıkması nedeniyle pazar gününden itibaren Tirol ve Çekya sınırında kontrol yapılmasına karar verdi. Ona göre kontrollere 14 Şubat pazar günü başlanacak. Almanya İçişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti ve Türk Tirol'ü virüs mutasyon bölgesi olarak ilan etti. Çekya ikisi Almanya sınırında olmak üzere 3 bölgede kapanma ilan etti. Buna göre söz konusu üç bölgede yaşayanların bölgeyi terk etmelerine izin verilmezken yabancılar da buralara giriş yapamıyor. Ancak iş sebebiyle seyahatler konusunda istisnalar yapılıyor. Çekya hükümeti önlemlerin üç hafta süreceğini duyurdu. Avusturya'nın Tirol bölgesinde ise bölgeyi terk etmek için negatif koronavirüs testi belgesine sahip olunması şartı getirildi. Tirol'de Güney Afrika'da ortaya çıkan virüsün yeni mutasyon türü tespit edilmişti. Mutasyon nedeniyle İngiltere'ye yönelik daha önce ilan edilen seyahat kısıtlamaları da devam ediyor. Buradan Almanya'ya seyahat edecek olanların öncesinde negatif koronavirüs test sonucunu ibraz etmeleri ve sonrasında karantina koşullarını kabul etmeleri gerekiyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Sıra yeni haftadaki haberlerde. Sağlık ve sevgi dolu bir hafta sonu diliyoruz. Merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.